Merhaba gençler, hoş geldiniz. Merhaba gençler. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyiz hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim gençler. Chat bölümüne atfiyat yazın arkadaşlar. Yeni katılanları da şu anda kabul ediyoruz. Şu anda 10 kişiyiz, sayımızın biraz daha artması gerekiyor. Ama chat bölümüne atfiyat yazın. Evet, biraz daha diğer arkadaşları da bekleyelim gençler. Çünkü iki sınıfın burada olması gerekiyor. Evet, isimler yazılıyor. Güzel. Evet, bugün üçüncü üniteyle devam edeceğim arkadaşlar. Normalde dörde kadar gelmiştik. Yani bir üniteniz kalmıştı ama en baştan başladık bu pandemi sürecinde. Dolayısıyla yarınki dersimizde de dördüncü üniteyle devam edeceğiz. Okullarda biliyorsunuz arkadaşlar 22 Ocağı kadar şu anki son bilgiye göre 22 Ocağı kadar online devam edecek. Yani 4 Ocak'ta maalesef okullarımıza henüz dönemiyoruz. Dolayısıyla önümüzde rahat bir ay var gençler. Yani son üniteyi de çok rahat yetiştiririz zaten. Evet, şimdilik derse de giriş yapalım. En son bir kişi geldi. 11 kişiyle başlayacağız gençler. Ama sayı olarak eksiyiz. Yani iki sınıfı bile tamamlayamadık. Hatta bir sınıfı hiç tamamlayamadık. Evet, üçüncü ünite biyografi, yani hayat hikayesi, biyografi diye de Türkçe'ye çevirebiliriz zaten bunu gençler. Buyurun. Hani siz bu videoları YouTube'a atıyorsunuz ya. Evet, Deniz buyur. Hocam o videoları kaldırsanız olur mu? Kaldıramam arkadaşlar. Yani kanala dersleri atıyorum ki oradan tekrar edin diye zaten. Evet, önce kelimelerle başlıyorum gençler. Şimdilik accident'la başlamış olduk. Yani kaza demek arkadaşlar. Bir diğeri gençler achievement. Bu da başarı demek. Hemen gelen arkadaşları kabul edelim. Şu anda gelmeye devam ediyorlar. Evet. Sayımız artıyor. Sonradan gelenler hatırat yazsın gençler. Achievement başarı demek arkadaşlar. Bir diğer kelimemiz actor, yani erkek oyuncu gençler. Bir diğeri ise actress, yani kadın oyuncu arkadaşlar bu sefer. Adopt var. Bu da gençler evlat edinmek. İki kişi daha geldi. Onları da bir kabul edelim hemen hızlıca. Ravza ve Ömer şu anda derse katılmaya çalışıyorlar. Evet, isim yazın arkadaşlar. Son gelenler isim yazsınlar. Evet, adopt dedik, evlat edinmek. Bunu tekrar söylemiş olalım. Bir diğeri gençler alone, yani yalnız, tek başına. Bir diğeri gençler ambitious, hırslı, hevesli. İkisini de kullanabilirsiniz. Artist var gençler. Buna sanatçı da diyebilirsiniz. Ressam da, yani ikisi de doğrudur. İkisininle de karşılaşabilirsiniz. Award var. Award ise gençler ödül demek. Eğer ki kupa demek istiyorsanız cup şeklinde, yani cup demeniz gerekiyor. Cup şeklinde de yazmanız gerekir. Eğer ki kupa olarak söylemek istiyorsanız. Evet, awful var gençler. Bu da berbat demek. Yani ünitede bize lazım olacak. Become var. Become arkadaşlar olmak. Happen'la aynı aslında. Meydana gelmek. Happen'da ilerleyen slaytlarda söyleyeceğim bunu da. Biyografi ünitemizin de zaten başlığı gençler, yani biyografi yaşam öyküsü şeklinde çevirebilirsiniz. Bir diğeri brilliant gençler, muhteşem demek, harika da diyebilirsiniz. Bir diğeri bulb arkadaşlar, ampul demek. Efendim. Evet, buyur Hatice. Brilliant zeki demek değil mi? İkisi de olur, sıkıntı yok. Daha çok muhteşem olarak kullanacağız çünkü smart var. Yani aynı anlama geliyor değil mi? Eş anlamlı olarak söyleyebilirsin evet, ama kullandığın cümlelerde yere göre değişir yani. Metinlerde, boşluk doldurmalarda. Tamam efendim. Yani ikisini de bil ama, ikisi de faydalı. Şimdi kariyer var arkadaşlar. Bu da kariyer, yaptığımız mesleğe göre değişiyor zaten. Bir diğeri gençler ünlü, yani famous da diyebilirsiniz. Bu da karşınıza çıkabilir. Celebrity de karşınıza çıkabilir. İkisi de ünlü arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bir diğeri chemistry arkadaşlar, kimya. Ünitemizde bunlar çok çok lazım olacak.
Childhood var. Çocuk hocam Albert Einstein kimya şeydi, kariyimdi şeydi. Kimyadaydı. Fizikte de bildi arkadaşlar. Peki, citizen var, vatandaş demek gençler, bunu da söyleyelim. Bir diğeri firma arkadaşlar, yani company şeklinde geçer. Firma, şirket, ikisini söyleyebilirsiniz. Competition var, buna yarışma veya müsabaka da diyebilirsiniz arkadaşlar, hangisini isterseniz. Bir diğeri gençler compose, bestelemek, yani özellikle şarkı yazanlarda, şarkı yapanlar için daha çok kullanacağımız bir kelime bu. Complete var, tamamlamak arkadaşlar, yani bir şeyi tamamlamak, bitirmek anlamında. Design var gençler, bu da tasarlamak, dizayn etmek de diyebilirsiniz hatta. Bir diğeri device, yani cihaz, hatta alet de diyebilirsiniz gençler, cihaz veya alet, ikisi de doğrudur. Bir diğeri die gençler, die ölmek. Direktör var arkadaşlar, yönetmen, yönetici anlamında. Discover var, bu da keşfetmek. Dream var gençler, şurada mail çıkmamış, onu ben şu anda ekleyeyim şöyle. Dream olacak bu gençler, hayal, rüya. Rüya daha çok ön plana çıkıyor gençler, onu da söylemiş olalım. Evet, Ebru da geldi, Ebru'yu da kabul edelim. Sonradan gelenler isim yazsın arkadaşlar, sayımız şu anda 16 oldu. Eager var gençler, istekli, hevesli. İkisini de yine söyleyebilirsiniz burada. Bir diğer gençler earn, yani kazanmak. Burada para kazanmak olarak karşımıza çıkmış. Bir diğer education arkadaşlar, eğitim demek bu. Equal var, bu da eşit arkadaşlar. Yani eşit olduğunu gösterir. Exhibition var, sergi. Hatta gösteri de diyebilirsiniz yerine göre. Burada sergi olarak karşımıza çıkmış. Evet Elanur, parmak kaldırdın, buyur. Bir şey soracaksan sor. Yok öğretmenim, yanlışlıkla oldu, özür dilerim. Tamam, sorulara birazdan geleceğiz zaten. Ünitenin içinde geçmiş zaman da var. Orada takılabilirsiniz. Orada zaten bol bol etkinliğimiz var arkadaşlar. 20 tane test sorumuz var daha sonra. Experience var gençler, tecrübe veya deneyim. İkisini de yine kullanabilirsiniz burada. Bir diğeri extraordinary, yani olağanüstü demek gençler. Burada gerçi şemsiye different gibi olmuş, yani farklı gibi olmuş. Olağanüstü olduğunu söylemiş olalım arkadaşlar extraordinary'nin. Bir diğeri famous, bu celebrity ile aynıydı, söylemiştim arkadaşlar, yani ünlü demekti. Evet, field alan arkadaşlar, işte bilim alanı olabilir, education yani eğitim olabilir, medical tıp olabilir, business iş olabilir. Bu duruma göre değişir arkadaşlar ama field'ın alanı olduğunu bilin yani. Bir diğeri get a prize. Prize zaten ödül anlamında, mükafat anlamında. Get a prize ise arkadaşlar get almak olduğu için burada bir ödül almak, bir mükafat almak olarak karşımıza çıkacak bu da. Bir diğeri gençler get engaged. Nişanlanmak. Hatta biz geçmiş zamanda bu get'i got olarak çevireceğiz. Yani aradaki e harfi o'ya dönecek arkadaşlar. Nişanlanmış olarak daha sonra translate, yani çeviri yapacağız bunlarda. Burada da get married var arkadaşlar, evlenmek. Biz evlendi demek istiyorsak yine get'i got'a çevireceğiz arkadaşlar. Yine geçmiş zamanda bundan yine bahsedeceğiz. Evet, bir diğeri get retired, emekli olmak da aynı şekilde gençler. Get'i yine got'a çevirerek emekli oldu şeklinde bir cümle kullanacağız. Graduate var arkadaşlar, bu da mezun olmak. Bir diğeri grandchild, torun demek gençler bu. Torun olduğunu unutmayalım burada. Grow up var, yetişmek, büyümek anlamında. Evet, burada da happen var arkadaşlar. Yani yine olmak, meydana gelmek anlamında da kullanabilirsiniz. İşte bir kaza oldu, kaza meydana geldi şeklinde. Evet, hometown var arkadaşlar. Bu da memleket, yani yaşadığımız ya da doğduğumuz, büyüdüğümüz şehirde diyebilirsiniz buna. Important, önemli arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Invent var gençler. İcat etmek, buluşlar gerçekleştirmek. Evet, inventions da zaten buluşların hepsi, yani icatların hepsi. Invention, icat, buluş olarak söylemiş olalım. Evet, burada da inventor var arkadaşlar. Kaşif de diyebilirsiniz, mucit de diyebilirsiniz. Yani bir şeyler bulan insanlar. Bir diğer gençler leader. Bildiğimiz lider, liderlik görevi üstlenen kişiler.
Bir diğeri lift arkadaşlar. Asansör demek, kaldırma anlamı da var. Onu da yine söylemiş olalım burada. Evet, move var arkadaşlar. Taşınmak, hatta hareket etme gibi anlamlar da var ama biz burada daha çok işte şurada büyüdü, şuraya taşındılar, farklı ülkeye gittiler şeklinde kullanacağız ünitenin içinde yine geçmiş zamanda daha çok. Bir diğeri medicine arkadaşlar. Hem tıp anlamı vardır gençler, hem de ilaç anlamı da vardır. Yine bunu da söylemiş olalım. Evet, military var arkadaşlar. Askeri, ordu. Evet, national var. Bu da milli arkadaşlar. Ulusaldı diyebilirsiniz buna. Evet, patent var. Bu da patent almak gençler. Bir diğeri poor arkadaşlar. Poor ise fakir demek. Rich de zengin arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Prison var gençler. Cezaevi veya hapishane, ikisini de kullanabilirsiniz burada. Prize arkadaşlar ödül. Hatta get a prize'ı daha önce söylemiştik. O da ödül almaktı. Mükafat almak anlamındaydı. Bir diğeri gençler produce. Üretmek. Bir şeyler yapmak daha doğrusu. Evet, profession, job, ikisini kullanabilirsiniz. Hatta occupation da karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Yani yaptığımız iş, meslek. Hepsi de aynı anlama çıkıyor. Onu da söyleyelim burada. Bir diğeri raise a child gençler. Yani çocuk yetiştirmek. Eğer ki sonra baby yazarsanız bebek yetiştirmek, büyütmek olur. Bir diğeri receive arkadaşlar. Teslim almak. Yani receive a message dersek bir mesaj almış oluruz. Bir diğeri research, araştırmak gençler bu. Evet, right gençler hak anlamında, human rights mesela insan hakları demek ama sağ anlamı da var, doğru anlamı da var. Yani bazen sorularda which one is correct, which one is right şeklinde çıkar, hangisi doğrudur şeklinde karşımıza çıkar. Yani hak sağ ve doğru olduğunu unutmayın çünkü turn right falan derseniz bu sefer de sağa dön demiş olursunuz arkadaşlar. Scholarship var gençler. Bu da burs. Yani bazı sınavlara girip burs kazanmış olabilirsiniz. Science gençler bilim ve fen anlamına gelir. Hatta science'ın ders olarak, subject olarak baktığınız zaman ise fen bilimlere ders olarak da çevirebiliriz bunu. Bir diğeri scientist. Bu da bilim insanı gençler. Buraya bilim adamı yazmadım. Çünkü bu sefer kadınlara haksızlık oluyor arkadaşlar. Yani bilim insanı dememiz daha doğru. Server gençler, bu da hizmet etmek. 8. sınıfın mutfak ünitesinde bunu çok duyacaksınız. İşte serve it cold mesela, soğuk servis ediniz şeklinde veya serve it hot, sıcak olarak veya warm, ılık olarak. Bunu şimdiden bilmenize fayda var yine. Success arkadaşlar, başarı. Bir diğeri struggle arkadaşlar, çabalamak. Yani bir şeyleri çabalayıp elde etmeye çalışmak. Talent arkadaşlar yetenek demek. Talented ise yetenekli, yani o simple past tense'le karşımıza çıkacak, ikinci olan talented. Bir diğer gençler warrior var. Bu da savaşçı demek. Evet, well known, bu da meşhur arkadaşlar, tanınmış. Yani yine ünlü diyebilirsiniz aslında bir diğer anlamıyla. Wireless var gençler. Efendim? İyi bilinen, well known. Evet, o da olur. Tanınmış, iyi bilinen. Onların hepsi olur arkadaşlar. O yüzden söylemiş olduk. Yani ünlü anlamına da hatta çıkartabilirsiniz. Üçüncü eş anlam olarak. Wireless var gençler. Bu da kablosuz. Yani kablosuz olan her şey hatta. Bir diğeri writer gençler. Bu da yazar demek. Evet, kelimelerden sonra şimdi simple past tense. Yani ünitenin en önemli gramer yapısından bahsedeceğiz gençler şimdi. Simple past tense'in Türkçe karşılığı geçmiş zaman arkadaşlar. Bunları nerede kullanacağız diye soracak olursanız, geçmişte yaşadığımız bazı olayları, eylemleri veya durumları anlatırken kullanacağız bunları. Burada şu çok çok önemli. Olumlu cümle kurmak istiyorsanız gençler, fiilin ikinci halini aldığını unutmamamız lazım. Bunlarla ilgili zaten tablomuz var. Bunları birazdan göstereceğim yine. Yani tamam şurada... hocam. Bunlar önemli olacak. Örnekler üzerinde de bol bol anlatacağım zaten gençler. Hocam hatta bizim okuldaki hoca da ödev vermişti. Geçmiş zamanla ilgili şey yazın demişti. Ailenizin birisini yazın demişti. Tamam, yani takıldığınız olursa sorabilirsiniz. Hatta birlikte yazarız, bir şeyler yaparız gençler eğer takılırsanız. Eğer ki olumsuz veya soru cümlelerinde kullanmak istiyorsanız gençler geçmiş zamanı, burada fiilin yalın halini, yani birinci halini kullanacaksınız. İkinci halleriyle uğraşmayacağız. Bunlar önemli.
Yani son iki tane maddemiz bizim için bu ünitenin aslında özeti niteliğinde gençler. Şimdi verbs dediğimiz fiiller var. Burada gençler geçmiş zamanda regular ve irregular var. Yani düzenli ve düzensiz sıfatlar olarak karşımıza çıkacak. Burada genelde öğretmenlerimiz şunu yapar. Irregular verbs'e yani düzensiz olanlarda bayağı bir kağıt olur arkadaşlar. Tablo olur. İşte orada birinci halleri, ikinci halleri şeklinde gelir. Buyurun söyleyin. Hocam Moremort'ay da öyleydi. Evet yani tüm kitaplarda hemen hemen var arkadaşlar. Mesela işte speak karşısında spoke. Yani speak konuşmak demekken arkadaşlar spoke konuşmuş yani geçmişe atıyorsunuz burada. Veya write mesela yazmak gençler. Wrote derseniz burada yazmış yani çoktan yazı yazma işlemini bitirmiş gençler. Bunların hepsi düzensizdir. Mesela go gitmekti gençler. Went kullanırsanız bir cümlenizde bu sefer gitti yani gitmiş olacaktır. Yani geçmiş zamanı çoktan göndermişsiniz. Bir de regular verbs var gençler. Bu da düzenli fiiller demek buradaki. Mesela play burada y düşmemiş arkadaşlar. Çünkü şurada sesli harf var. Yani a harfi var. O yüzden y'yi atamıyoruz burada. Dolayısıyla e ve d harfini ekliyoruz. Play oynamak da gençler. Played ise oynadı anlamı katar. Veya clean mesela temizlemek gençler. Yine aynı şekilde ed alarak clean. Temizledi. Yani, evet temizledi. Çoktan temizlenmiş yani gençler bunu söylüyorsunuz. Watch mesela izlemek arkadaşlar. Yine ed'yi alarak watched ise izlemiş, izledi anlamı katar arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Burada mesela bu kurallar nelere göre geliyor? Bunlardan da bahsedelim. Bunlar da önemlidir. Yine hocam regular'dan. Buyurun. Örnek. Hocam bir tane örnek verebilir miyim? Ver buyur Deniz, dinliyorum. Hatta hocam az önce de karşımıza çıkmıştı slide'da. Grow, grave değil mi? Evet çok güzel. Orada mesela işte büyümek, yetişmek anlamında arkadaşlar. Dolayısıyla o ikinci halini kullanırsak, grow up dersek büyümüş, yetişmiş şeklinde olur. Onlarla ilgili zaten testlerimizde olacak arkadaşlar, merak etmeyin. Burada baktığımız zaman sonu e ile biten düzenli fiilleri arkadaşlar ikinci halini alırken d takısını alıyoruz. Mesela save kurtarmak arkadaşlar zaten e var. Tekrar ikinci bir e harfi eklemenize gerek yok. Sadece d harfini ekleyerek arkadaşlar saved yani save kurtarmakken saved kurtuldu anlamına geliyor gençler. Veya arrive aynı şekilde gençler e ile bitmiş kırmızıyla göstermişiz. Siz tekrar bir ikinci e harfi yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece d harfini ekleyerek arrived'a dönüştürüyorsunuz. Yani arrive varmakken arrived ise vardı anlamı katar gençler. Öğretmenim. Buyurun Hatice sor. Şey yani play fiili var ya öğretmenim bazen ona tabii bununla alakası yok da es takısını getirirken işte sanki y düşüyordu ama bunda neden düşmüyor? Y'yi düşürmedik ki play'de eğer ki ing falan getireceksen mesela şimdiki zamana çekersin. Artı mesela az önceki slide'a da şöyle geri döneyim senin için. Geçmiş zamanda da yapmak istersen yine düşüremezsin. Çünkü önünde A harfi var. Sesli bir harf var. Ünlü bir harf var. Bu nedenle. Ha, hocam anladım. Düşmüyor ki. Evet düşmüyor zaten. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ister şimdiki zaman olsun ister geçmiş zaman olsun şu anki anlattığım gibi. Hiçbirinde Y'yi düşüremiyoruz arkadaşlar. Sadece Y duruyor. Yanına ED eklenmiş olacak. Eğer ki şimdiki zaman kullanıyorsanız da ING'yi ekleyeceksiniz. Y'yi yine düşüremiyorsunuz arkadaşlar. O hataya düşmeyin lütfen. Burası önemliydi. Güzel soru sordu aslında Hatice. Yani orada sesli harf, ünlü harf olduğu için o yüzden Y harfini atamıyorsunuz ondan önce. Çünkü play'de A harfi var arkadaşlar. Bir diğer kuralı da bahsedelim gençler. Şurada kalmıştık. Sonu Y harfiyle bitiyorsa gençler bu sefer Y'den önce gelen harf de sessiz bir harfse. Yine burası önemli sizin için. Aynı play'de olduğu gibi kural değişebilir çünkü. Fiilin ikinci halini alırken vermek istiyorsanız Y'yi düşürüyorsunuz. Yani atıyorsunuz arkadaşlar. Yerine YD takısı geliyor. Mesela study ders çalışmak arkadaşlar. Bakıyorum ki D zaten sesli değil. Yani bizden büyük değil. O zaman bunu atabilirim. Dolayısıyla baktığınız zaman sesli olmadığı için bunu atmıyoruz pardon. Y harfini düşüreceğiz. Y burada kaldı sandım bir anda. Y'yi atıyoruz, İED'yi ekliyoruz. Mesela study ders çalışmakta. Y gittikten sonra şu İED'yi ekledikten sonra ders çalıştı.
geçmişe gönderdiniz yine gençler. Mesela Dry'da da aynı şekilde. Hemen Y'den öncekine bakıyorum. R harfi. Sesli mi veya ünlü mü? Değil arkadaşlar. O zaman kim gidecek? Yine Y düşecek. Y'de ekleyeceksiniz. Dry kuru demek bu arada arkadaşlar. Dry derseniz kurumuş, yani kurudu anlamı katar. Yine geçmişe çevirmiş oluyorsunuz. Bakalım sırada hangi slide'da devam ediyoruz. Evet, irregular var. Mesela go'yu söylemiştik arkadaşlar. İkinci hali vardı. Bu go gitmekti. Dolayısıyla went gitti. Veya do arkadaşlar yapmakken did yaptı. Read var arkadaşlar, okumak. İkinci hali read. Read diye okunur. Onu da söylemiş olalım. Geçmiş zaman için söylüyoruz. Burada da okudu arkadaşlar. Put var mesela, koymak. Yine put arkadaşlar, yine koydu anlamı getirir. Let var gençler, izin vermek. Yine aynı şekilde let olarak, yani izin verdi. Hocam hit de aynı hit kalıyor. Evet, onlar da o şekilde arkadaşlar. Burada birkaç tanesini vereceğim zaten. Begin var gençler. Evet, bu da baş. Evet. Begun diye yazılıyor. Güzel, yani başladı şeklinde gençler. Come var, gelmek arkadaşlar bu. Came dersek geldi olur burada. Become olmak, hatta hep bunu söylemiştim. Came oluyor hocam. Became şeklinde de, oldu şeklinde de karşımıza çıkıyor. Buy, satın almak arkadaşlar burada. Bought ise satın aldı olarak karşımıza çıkıyor. Bunları şöyle hızlıca yansıtayım burada. Evet, şöyle hızlandırayım burayı bir arkadaşlar. Yani takıldıklarınız olursa yine söylersiniz. Zaten testlerde de bunlar bol bol karşımıza çıkacak. Hangisi? En başta, ikinci grupta en başta. Sell mi? Sell, satmak anlamında. Sold dersen satılmış. Çoktan satmışız yani. Evet, o anlamda. Hocam spell neydi? Spell hecelemek arkadaşlar. Spell ise hecelemişsiniz. Harfleri kodluyorsunuz yani. Hocam bir şey söyleyeyim. Buyurun. Hocam şey, hani run'ın ikinci hali var ya. Evet. Onu nasıl okuyor? Onu nasıl söyleyelim? Burada vermiş miyiz? Evet. Run var, koşmak. İkide de yine run şeklinde. Yani run şeklinde söylüyorsunuz arkadaşlar. İkide de koştu anlamı katarsınız. Yine geçmişe gönderiyorsunuz. Bir de run, iki de yine run şeklinde. Söyleyin. Peki pay diye yazılan var ya, telaffuzunu bilmiyorum ama o ne anlama geliyor? Hay yüksek mi, onu mu diyorsun? İkinci sıradan üçüncü. Bakalım üçüncü sıradan derken hangisini söylüyorsun ki? İkinci sıradan üçüncü hocam. Pay öğretmenim, onu diyor. Şuralarda mısın? Pay mi? Bakalım pay neredeymiş? Meet'in üstü. Hemen bakıyorum. Şu pay, tamam. Pay arkadaşlar ödemek bu. Paid ise ödemiş. Bunun ikinci hali, yani irregular, bu düzensiz arkadaşlar. Burada pay ödemek atıcı. Evet, burada ödemek atıcı senin söylediğin pay. Paid ise ödemiş. İşte faturaları ödedim gibi. Örnek. Evet, takılan varsa yine sorabilir. Bunlarla ilgili yine bayağı bol bol test çözeceğiz arkadaşlar. Süremizi de iyi kullanmış olalım. Burada şunu tekrar özet olarak söylemiş olalım gençler. Olumlu cümlelerde fiilin ya ikinci hali ya da fiillere ed veya yd ekleyeceğiz. Bir de olumsuzlar var. Olumsuzlarda didn't yardımcı fiilini kullanacağız gençler. Yine örneklerde anlatacağım şimdi. Evet, burada hepsini özetlemeye başlayacağız. Mesela olumlu yapmak istiyorsanız, yani pozitif bir cümle kuracaksak, I go şeklinde kullanamazsınız arkadaşlar. Go'yu ikinci anlamını çevirmeniz lazım, ikinci haline. Yani went şeklinde yazmanız gerekiyor. Burada kırmızıyla da belirttiğim gibi. I went to Adana last year. Last year geçen yıl, geçen sene demek gençler. Geçen yıl Adana'ya gittim. Yani geçmişe zaten gönderdi gençler. Ama olumsuz yapmak istiyorsanız bakın, didn't yardımcı fiilini hepsinde, öznelerin hepsinde kullanacağız gençler. I didn't go to Adana last year. Yani geçen yıl Adana'ya gitmedim. Burada da yine geçmişten bahsediyorsunuz gençler. Mesela şurada da he watched TV yesterday. Bakın yesterday zaten dün gençler. Dün izledi. Evet, o dün televizyon izledi, seyretti. Çoktan izleyip bitirmiş. Burada olumsuz yapmak istiyorsanız he didn't watch TV yesterday. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Şurası çok önemli. Mesela bazı arkadaşlarımız didn't yazıyor. Buraya tekrar ed'yi de yazıyor arkadaşlar. Bu da mesela bazı sınavlarda çok karşılaşıyoruz.
Buraya tekrar bunu yazmanıza gerek yok. Zaten şuradaki didn't arkadaşlar bu yardımcı fiil bu görevi zaten üstlenmiş. He didn't watch TV yesterday. Yani siz o dün TV izlemedi zaten demiş oldunuz yani. Oraya tekrar ed yazmıyorsunuz. Burası hocam didn't olmasaydı biz onun olumsuz olduğunu nereden anlayabilirdik? Yani didn't olmasaydı. Onu söylemesi lazım sana. Yani ya olumlu yapacaksın ya soru yaparsın. Üç tane tarzımız var. Ya olumlu soru yapacaksın. Olumlu cümle yapacaksın. Hocam altında üstünde soru vermiş, altında da cevabını vermiş. Evet, hep o şekilde gidecektir. Sıkıntı yok. Yani bunlarla ilgili bir bunu anlatacağım yine. Buyur Hatice. Sorularda iyiydi takısı gelmiyor. Mesela did you give money? Evet. Onlar da boşluk bırakılan hali. Yere geliyor. Evet, yani birinci hallerinde olacak. Mesela hemen belki bir sonrakinde, evet, Hatice'nin bahsettiği olay burada var. Question form, yani soru formunda var. Mesela did you go? Bakın go burada birinci halinde zaten gençler. Yani oraya gidip de went yazmıyorsunuz. Ya da ed takıları, ied takılarıyla uğraşmıyoruz. Sorularda ve olumsuzlarda fiilin birinci hali geliyor. Ama olumlu cümle, bakın şurada hemen olumlu var değil mi? Burada olumsuz değil. Dolayısıyla go neye dönüşmüş arkadaşlar? Went'e. Yani sadece olumlu cümlelerde pozitifler ikinci haline. İkinci haline çeviriyoruz. Burasına dikkat edin lütfen. Çünkü sorularda ve olumsuzlarda bakın go zaten birinci haliyle geliyor. Hiç değiştirmemişiz. Artı sorularda bir de yardımcı fiil, bunu da söyleyelim. Özneden önce, yani başa gelir arkadaşlar. Mesela did you go to Adana last year? Yani geçen yıl, geçen sene Adana'ya gittin mi? Şeklinde ama bir soru sorulur. Ama şeyler olduğunda what, when, how, onlardan sonra gelir. Eğer soruda evet, onlar varsa evet. Yani 5N1K soruları olursa onlar en başa gelir. İşte what, when, who şeklinde söylediğin doğru. Güzel. Yine hatırlatma için teşekkürler bu arada Hatice. Bir de gençler, mesela bazen konuyu unutmuş olabilirsiniz ama geçmiş zaman zarflarında ise bize bazı kopyalar verilebilir. Mesela geçmiş zamanı unutmuş olabilirsiniz, hatırlamıyor olabilirsiniz ama last year mesela sizi kurtarabilir. Yani bunun geçen yıl, geçen sene olduğunu biliyorsanız bir anda konuyu geri getirebilirsiniz. Veya last month, geçen ay şeklinde. 2 years ago mesela, 2 sene önce, 2 yıl önce. Yesterday de dün gibi arkadaşlar. Yani bunları da yine bilmenizde fayda var geçmişten bahsederken. Burada da yine örneklerle devam edeyim. Mesela I went to the bank an hour ago. Yani bir saat önce bankaya gittim. Olumlu cümle, bakın go neye dönmüş, went'e dönmüş arkadaşlar. Burada da olumsuzunda I didn't go to the bank an hour ago. Yani bir saat önce bankaya gitmedim. Burada go olduğu gibi geliyor çünkü neden? Olumsuz bir cümle arkadaşlar. Bir de sorusu var. Did you go to the bank an hour ago? Yani bir saat önce bankaya gittin mi? Yine soruda da go arkadaşlar yalın halde, birinci halde karşınıza. Hocam olumsuzu aslında burada kullanılması lazım. Çünkü olumsuzu sana bir soru sormayınca değişik oluyor hocam. Bankaya olsun, ne gitmedin? Burada, biz bir şey sormuyoruz ki yani. Söylüyor öyle. Burada hepsini göstermek istedim bu şekilde gençler. Yani hem olumlu versiyonu, hem olumsuzu hem de soru tarzı nasıl gelecek, onları dikkat edin yani. Bunlar önemli sizin için. Mesela burada da soruyla başlamışız. Did you study English yesterday? Yani yesterday dündü gençler. Dün İngilizce çalıştın. Dün İngilizce çalıştın mı? Evet, mesela iki cümleyi de yapabiliriz. Yes, I studied English yesterday. Evet, dün İngilizce çalıştım. Bakın ye ne olmuş? Düşmüş, atmışız. Y'de'yi eklemişiz. Veya olumsuz da yapabilirsiniz. Belki ders çalışmadık arkadaşlar. No, I didn't study English yesterday. Hayır, dün İngilizce çalışmadım şeklinde gençler. Veya burada da mesela cümleleri şöyle vermişiz. Hatta soru sormuşuz. Burada Hatice'nin söyledikleri geliyor. Where did they spend their holiday last year? Bakın spent birinci haliyle soruda yine karşımıza çıktı. Did'den önce de where en başa geldi. Yani tatilini geçen ay tatilde nerede mi kaldın hocam? Yaklaştın geçen yıl. Evet, geçen yıl tatilini nerede geçirdin, harcadın şeklinde. Mesela ikinci soruda da when did you visit your grandmother? Yani anneanneni ne zaman ziyaret ettin şeklinde geçmiş zamandan bir soru sormuş yine gençler. Mesela cevapta da olumlu vermiş. Bakın
olumlu da direkt spent neye dönüşmüş? İkinci halini almış. Yani evet. Spent olarak, T harfi olarak karşımıza çıkıyor. They spent their holiday in Antalya. Yani tatili nerede geçirmiş arkadaşlar? Antalya'da geçirmişler. İkinci soruya da bakalım nasıl bir cevap vermiş. I visited my grandmother last weekend. Yani ne zaman ziyaret ettin diye sormuştum. Geçen hafta sonu anneannemi ziyaret ettim şeklinde geçmiş zamanla bu şekilde cevaplamış olduk arkadaşlar. Yine burada da var. Bunları da yansıtalım şöyle. Mesela birincisinde we didn't play basketball yesterday. Yani dün basketbol oynamadık. Veya he watched Valley of the Wolves last night. Yani o dün gece arkadaşlar Kurtlar Vadisi'ni izledi şeklinde. Veya she went to the theater last weekend. O geçen hafta sonu nereye gitmiş gençler? Tiyatroya gitti. Evet. Şeklinde söyleyebiliriz. Yine takılanlar varsa söylesin. Bir de was were var arkadaşlar. Buradan da bahsedelim. Süremiz gerçi bitmiş ama en azından burayı da anlatayım. Olmadı yarın buradan devam ederiz. Dördü de birleştiririz hatta. Şimdi burada da gençler was ve were hangi öznelerde kullanılıyor? Sizin için bunlar önemli. Mesela he, she, it'te arkadaşlar was gelir. I'da da was gelir. Hatta bunu atladık ama nasıl bir anlam katar, ne yapar bunu anlatalım size. Mesela the anlamları veya işte gelmişti, gitmişti, yapmıştı şeklinde bu şekilde the'leri cümlelerin en sonuna katar. Yani yine geçmişe gönderiyorsunuz gençler. Bir de we'de, you'da ve they'de were gelir gençler. Yani were'ü yardımcı fiili kullanacağız. Sorularda yine başa gelecek. Hatice'nin söylediği gibi where, when gibi işte nerede, ne zaman gibi tabirler de varsa onlar da en başa yazılacak arkadaşlar. Yine buradan da yarınki derste devam etmiş oluruz. Evet, ben bir yoklama mesela alayım arkadaşlar. Nerede? Hayır, o yanlış oldu hocam, pardon. Sıkıntı yok Hatice. Hayır. Yine buradan devam edeceğim zaten. Bir yoklamanızı hızlıca alayım arkadaşlar. Ha, hocam buldum. Where were you? Hayır mesela öğretmenim. Where were you? Oldu değil mi hocam? Neyi soracağım mesela Hatice? Söyle. Nerede yaşıyorsun diyeceğim mesela. Ama nerede yaşadın sana bu geçmiş olduğu için. Where were you? Orada mesela şöyle olabilir. Nerede yaşıyordun desen daha mantıklı. Where were you living? Mesela in 2010. Yani 2010'da nerede yaşıyordun şeklinde. Aa, bu şekilde olabilir. Veya geçmişten de direkt did'i kullanarak da, did yardımcı fiilini kullanarak da sorabilirsin. Where did you live in 2010? 2010'da nerede yaşadın? Bu sefer de bu şekilde olur. Yine bunlarla ilgili buradan devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.